Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Ekim 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, yılın önemli bir dönemi Ekim ve Kasım. Tutulmalar yaşayacağız ve tutulmalar tabii ki önümüzdeki 6 ayı önemli ölçüde etkileyecek. Hem kişisel hem toplumsal alanlarda. Bu ay neler var? Koç burcunda bir dolunay var. Akrep burcunda güneş tutulması var. Merkür retrosu tamamlandı ve bu ay Mars gerilemeye başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ve Venüs ayın 23'üne kadar Terazi burcunda olacak sevgili Başaklar. Ayın büyük bölümünde parasal konularda bazı iyileşmeler bekleyebilirsiniz. Venüs iyicil bir gezegen. Burada hem çalışıp para kazanma ya da kaynaklarınızı değerlendirme, bütçenizle ilgili konularda daha olumlu gelişmeler, fırsatlar getirebilir Venüs'ün durumu size. 9 Ekim'de Koç burcunun 16 derecesinde dolunay meydana gelecek. Dolunaylar tamamlanma ve dönüşüm süreçleridir. Sizin 8. evinizde meydana gelecek. Bu dolunay aslında yine parasal konular ama daha çok hisseli paralar, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, krediler, borçlar, sigorta, vergi, tazminat, nafaka, miras gibi konular, burs gibi bir mevzu. Hani buralarda bir sonuç alma, bir tamamlanma, bir dönüşüm getirebilir. Şiron'la da birleştiği için aslında bu bir sorunu çözmek için de size fırsatlar getirebilir. Yani bir borcun ödenmesi için bir yapılandırma gibi örneğin ya da bir parasal ihtiyaç için bir kredi bulmak gibi bir durum da olabilir. Aynı şekilde sağlık konularında hani bir ameliyat, bir operasyon, iyileşmek için, şifa için 8. ev dolunaylarında böyle bir gündeminiz de olabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınızda bakınız. Özellikle önce burçlar etkilendiği için kişisel doğum haritalarınızda önce burçlarda Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak gibi burçlarda 16 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunay bu bahsettiğim alanlarda sizin için çok daha önemli olabilir, etkili olabilir. Dolunay tesirleri 25 Ekim'e kadar olan süreçte de etkisini göstermeye devam edebilir. Evet, gezegeniniz Merkür Eylül ayının büyük bölümünde gerilemişti. Bu ay 2 Ekim itibariyle artık ilerliyor. Önce burcunuzda ilerlemeye başlayacak. Ardından 11 Ekim'de Terazi burcunda ilerlemeye başlayacak. Gölge günlerinin tamamlanması da ay ortasından itibaren olacak. Ay ortasından itibaren Merkür güçlü bir şekilde ilerleyecek. Bu sizin için önemli tabii ki. Merkür'ün düzelmesiyle beraber enerjiniz yavaş yavaş toplanacak. Güçlenmeye başlayacaksınız. Daha dikkatli, daha organize olabilirsiniz. Eylül ayında yavaşlamış işler, ertelenmiş konular şimdi tekrar gündeme gelebilir ve bunları hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Yazılı, sözlü her alanda kendinizi iyi ifade edebilirsiniz. 11 Ekim'den sonra ise özellikle para alanınızda ilerleyeceği için hem ticari konularda, parasal kazançlar alanında, iş konuları, maddi konularda daha hızlı desteklemeye başlayacak sizi. Venüs'ün de orada olması Merkür'le beraber maddi durumunuzda ayın 11'inden sonra iyileşmeleri arttırabilir sevgili Başaklar. Ve ayın 23'ünde Güneş ve Venüs Akrep Burcu'na geçiyor ve 25 Ekim'de Akrep Burcu'nun bir derecesinde yeni ayla birlikte Güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma tabii ki sadece bu ayla sınırlı değil. En az 6 ay önümüzdeki Nisan sonlarına kadar aslında etkisini devam ettirecek bir tutulma. Akrep Boğa aksındaki ay düğümleri ve bu aksdaki tutulmalar 2023 sonlarına kadar bizi etkilemeye devam edecek. Ekim ayındaki bu tutulma sizin 3. evinizde. Üstelik Venüs'le birleşiyor bu tutulmayla beraber. Güzel bir etki getirebilir hayatınızda. Örneğin bir eğitime başlayabilirsiniz. Yani yeni bir şey öğrenmek, bir dil kursuna gitmek ya da kişisel becerilerinizi geliştirmek için bir eğitime başlayabilirsiniz. Ya da bildiğiniz, tecrübeli olduğunuz bir alanda siz eğitim verebilirsiniz. Bunlar internet üzerinde de olabilir, online de olabilir. Kısa mesafe yolculuklar olabilir, seyahatler olabilir. Kardeşlerle ilgili, komşularla ilgili yenilikler bekleyebilirsiniz. Örneğin yeni bir kişiyle tanışmanız, yeni bir komşunuzun olması, kardeşlerinizin hayatında yeni bir gelişme olması mümkündür. İletişimle ilgili her türlü alanda yeni bir girişiminiz olabilir. Şeyleri yazmaya başlayabilirsiniz örneğin. Çünkü sizi yetenek anlamında da destekleyebilecek bir
tutulma bu. Üçüncü ev güney düğüm, akrep güney düğüm yönünde olduğu için biraz geçmişle ilgili konuları da içeriyor. Biraz hani geride bırakılması gereken konularla da ilgili olabilir bu tutulmanın etkisi. Yani bir değişim, bir yenilik, bir çevre değişimi de getirebilir hayatınızda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sevgili Başaklar, özellikle sabit burçlar yani Akrep, Boğa, Aslan ya da Kova burçlarının ilk derecelerinde 1 ile işte 0 ile 5 derece arası alabilirsiniz. Gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu tutulmanın tesirleri sizin için çok önemli ve güçlü olabilir. Evet, bu ayın yine en önemli etkilerinden birisi Mars İkizler Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Biliyorsunuz Ağustos ayından bu yana Mars İkizler Burcu'ndaki hareketine başladı. Uzun sürede kalacak. 2023 Mart sonlarına kadar kalacak. Her iki yılda bir Mars gerilemesi yaşarız. Bu sefer İkizler Burcu'nda yaşayacağız. 29 Ekim'de başlayacak. 13 Ocak'a kadar devam edecek. Mars gerilemelerine biraz dikkat etmek lazım. Çünkü Mars enerji, eylem demek. İnisiyatif almak, cesaret, girişimlerimiz, savaşma ve mücadele bunlar hep Mars'la alakalı. Ve Mars gerilerken bu konularda biraz sıkıntılar olabilir, zorlanmalar olabilir. 10. evinizde olacak. Sizin gibi değişken bir burç olduğu için en fazla etkilenen burçlardansınız sevgili Başaklar. Mars gerilemesine biraz dikkat etmek lazım. 29 Ekim'den sonra bazı gelecekle ilgili hedefleriniz ya da kariyer konularınızda, çalışmalarınızda gecikmeler olabilir ya da geçmişle bağlantılı konular çok aktifleşebilir. Burada tabii ki karmik hak edişler de söz konusu. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kişisel girişimlerinizde bazı engellerle de karşılaşabilirsiniz. Bunları sabırlı olmak ve iyi yönetmek gerekiyor. Tabii ki bazen zarar görme, hani karşıdan gelebilecek sıkıntılar, özellikle otorite figürleri, üstleriniz, aile büyükleri, onlarla ilişkilerinizde daha dikkatli olmanız lazım. İşte kazalara, sakarlıklara bu dönemde dikkat etmeniz lazım. Ruhsal ve bedensel, zihinsel her türlü sağlık konularında kendinize özen göstermeniz lazım sevgili Başaklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.